Yeniden merhabalar, ben Sibel, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk izlenim videosu çekeceğim. Aslında bugün video çekmek gibi bir isteğim yoktu. Akşam üzere yakın bir akrabamın düğüne gidiyorum. Hazırlandım, tam maskaraya geldim. Dedim, yok. Yok Maybelline, ben seni bugün çekemem. Maybelline'in Luxurious maskasını beni sürekli takip edenler ya da etmeyenlere şimdiden duyurulur. Nefret ederek kullanıyorum. Dedim bugün düğüne gideceğim, seni istemiyorum. Tabii ki neden istemediğime gelince, birincisi akma yapıyor, ikincisi kaliteli bir görüntü, bakış yapmıyor çünkü kirpikleri birbirine yapıştırıyor. Düğünlük bir maskara kesinlikle değil. Diyeceksin ki Sibel akma yapsa bile yani bugün zombilere benzemişsin. Ya neyse, bugün bu şekilde giymek istedim. Çünkü kıyafetim biraz sade, dedim makyajımı da abartayım. Acaba kıyafetim sade mi? Bana sade geliyor. Bilmiyorum. İsterseniz, yani size soruyorum sanki bana cevap vereceksiniz gibi. Ben istersem sonradan çekip videoya eklerim, görürsünüz kıyafetim. Tamam, şimdi oldu. Elimde 3 tane yeni maskara var. Bunları yakın zamanda aldım. Kiko'nun 3 farklı maskarası. Bir tanesi şöyle göstereyim. Bir tanesi Extra Sculpt maskara ya da Sculpt. Neydi bunun anlamı? Extra Form veren maskara. Bir tanesi Volume and Curve maskara. Dolgunluk ve kıvraklık, kıvrım veren, evet, maskara. Bir tanesi de Extensions Effect maskara. Yani takma kipriği. Ben bunu bugün istiyorum. Yani aslında ben bugün bunu kullanmak istiyorum. Umuyorum ki istediğim görüntüyü alırım. Ama arkadaşlar, bunlar burada çok uygun fiyattaydı. Şu anda hatırlamıyorum ama yani 10 lirayı kesinlikle geçmedi. 10 frankı geçmedi. Yani inanın aklımda yok. Ne kadar aldığımı hatırlamıyorum. 10 frank kesinlikle değildi. Ambalajı çok şık. Güzel. Ve şimdi şöyle bir bakalım fırçasına. Bakalım. Açı. Ya Allah. Kurumuş. Ürün yok içinde. Bakın arkadaşlar, fırça tertemiz. Tertemiz fırça. Görüyor musunuz? Tertemiz. Hiç boya falan yok yani. Ürün yok. Ama şöyle top top şeyleri var. Değişik, enteresan bir ne diyorlar? Fırça. Şimdi ben bunu böyle bandırıyorum. Belki bir yerden bir şeyler çıkar. Yok arkadaş, ürün yok. Allah Allah. Şöyle mi yapsak? Bir daha. Biraz geldi. Mürekkep geldi ucuna. Ben bir daha batıracağım arkadaşlar. Böyle batır çıkar, batır çıkar. Şöyle mi tutsaydım acaba? Çünkü hep böyle tutuyordum. Belki ondan da olabilir. Şöyle tutsaydım. Keşke bir videoyu böyle açsaydım. Belki biraz aşağılara akardı. Neyse. Başlayalım. Hemen başlıyoruz. Aslında şu anda elimde olsaydı benim en sevdiğim maskara Urban Decay'in Perversion maskarası. Onu kullanırdım. Böyle günlerde hep onu kullanıyordum çünkü. Elimde çok farklı maskaralar olduğu için ona da ara vermek istiyorum ve şimdilik almadım. Şimdi tek kullanımda ne kadar görürsünüz bilmiyorum ama arkadaşlar, uzatıyor. Yani çok güzel uzatıyor. Ben de bu makyajla böyle bir şey deniyorum. Bir de saçlarımı şöyle, evet. Bir kere daha bandıracağım. Belki daha fazla gelir. Şimdi tamam. Önce bir alışalım dedik. Ya böyle bir göz makyajıyla maskara ilk izlenim deneyimi, bilemiyorum. Biraz saçma olabilir. Şeyi sevdim, şu olayı. Kıvırdıkça hepsi aynı. Hani bazı fırçalarda son dönem kullandığım maskaraların fırçaları böyle değişikti. Bu mesela şu şekilde yapsanız
elinizle de kıvırsanız yani hep aynı formda kalıyor. Takma efekti şu anda göremiyorum ama çok güzel uzatıyor. Tekrar alıyorum. Ama çok az ürün içerisinde. Ürün ince yapıda. Kıvamı ince, kalın kalın değil. Ama fırça mükemmel. Fırçayı çok beğendim. Gerçekten kıvrık yapıyor ve dolgunluk veriyor. Gerçekten güzel. Tekrar alıyorum. Diğer gözüme geçeceğim. Bugün hava şu anda 24 derece, 27 dereceye kadar çıkacağını söylüyorlar İsviçre'de. Gideceğim düğün de Almanya'nın sınırında, yani İsviçre ve Almanya arası. Ya şu an sabah düşündüm de böyle evlenecek kişiyi. Bebekliğini biliyorum. Çok ilginç. Bebekler gözümüzde bize göre hala çocuk gibiler ama büyüyorlar. Ve bugün evleniyor. Değişik bir duygu. Yani şu anda aklımda onu hala ilk çocukluğu gibi aklımda o şekilde canlandırıyorum. O şekilde anımsıyorum. Umarım çok mutlu olur. Rahat, kolay, huzurlu bir hayat olur. Gerçekten bunu tüm kalbimle istiyorum. Evet. Bilmiyorum arkadaşlar görüyor musunuz? Ben makyajım çok ağır olduğu için göz makyajım. Belki de tam net göremiyorsunuz ama bilemiyorum şu şekilde göstersem ya da yandan göstersem. Hem kıvırıyor hem de dolgunluk veriyor. Bakın kirpiklerim yani yukarıya kadar değecek neredeyse. Tabii ki ben bol bol sürüyorum. Bir de bunu yani gözümde far filan olmadan sade kullanmam lazım. Yani nude tonlarındaki bir ürünle kullanmam lazım ki o zaman görün. Ama şimdiye kadar çok beğendim. Ürünün yapısı dediğim gibi ince. Topaklanma filan asla yapmadı şimdiye kadar. Uzatması güzel, dolgunluğu güzel. Ben beğendim ben. Hakikaten beğendim, çok güzelmiş. Buna bir bakın arkadaşlar. Çünkü gerçekten fiyatı da uygun zaten. Bakalım. Akşam nasıl duracak? Bu arada bekleyelim mi biraz? Görüyor musunuz arkadaşlar kirpiklerimi? Ben bunu koyu göz makyajı yapmadan çok merak ettim. Çok merak ettim gerçekten. Fırçasını da çok sevdim. Evet.
Galiba bu kadar yeter diye düşünüyorum. Ya sürdükçe süresim geliyor. Fırça o kadar güzel ki, ürün de güzel. Belki çok sürürsem daha güzel görünür diye sürdükçe süresim geliyor. Şu şekilde arkadaşlar. Burada bitiriyorum. Kaç kat sürdüm bilmiyorum. Umuyorum ki siz saymışsınızdır. Bu şekilde ben çok beğendim. Gerçekten. Gerçekten çok beğendim. Dediğim gibi giyindikten sonra belki çekerim. Bir de gece belki bir yerlerde falan çekerim. Daha net de performansı nasıl akmış, bu makyajım ne olmuş falan diye. Onun dışında şimdiye kadar her şey güzel. Evet, şimdilik bu kadar. Evet. Hazırlandım. Birazdan çıkacağım. Makyajım bu şekilde. Dişlerime biraz dikkat etmem gerekiyor. Ruj bayağı dişlerime, ağzımın içine kadar girmiş. Makyajımı smokey eye yaptım. Kırmızı, bildiğiniz klasik bir makyaj aslında. Saçlarımı açık bırakıyorum çünkü bu benim Sibel. Sibel ve Kıvırcık. Evet. İçimde şöyle bir dantel büstiyer var. Büstiyer top. Yüksek bel bir pantolon. Ve bu şekilde arkadaşlar. Biraz önce size sade dedim ama bilmiyorum ne kadar sade. Ve şöyle iki tane de yüzük aldım. Yeterli bu kadar. Başka hiçbir şey takmayacağım. Ha, şurada bir de küpelerim var. Bunlar da ışıltılı. Bu şekilde ve tabii ki siyah beyaz giymek istediğim için şu çanta elimde. Tabii ki şeyleri belki içeri koyarım ya da bir saniye. Veyahut da şu şekilde. Şöyle. Şimdi böyle durmuşum ya, göbek falan. Göbek yok arkadaşlar. Gerçekten göbek yok, yoksa giymezdim. Öyle gözüküyor. Şöyle. Yok, bu bence böyle daha iyi. Evet, daha böyle modern oldu bana göre. Elde daha hanım hanım duruyor. Yok, ben omzuma atayım. Evet, bugünkü düğün outfitim böyle. Maskara videomu yükleyecekken bir baktım ki sizlere veda etmemişim. Onun için şimdi kısa bir konuşma yapıyorum. Bu düğünden bir sonraki, ertesi günkü halim. Dün gece eve baya bir geç geldim. Saat 2:30 gibi falan uyudum. Makyajımı temizledim, duşumu yaptım ve uyudum. Bugün sevdiğim bir insanın babası vefat etmiş. Onun için yakınımda bir yerde toplanıyorlar. Ben de gidip kendisini görmek istiyorum. Şöyle bir hazırlandım. Hazırlandım nasıl arkadaşlar? Tamam, yaz yerine insan doğal, sade, hani makyajlı falan bilmiyorum. Eskiden öyle bir kültür vardı. Hani böyle neden gidiliyor falan bilmem ne. Arkadaşlar, ben o tür yerlere bile insanların derli toplu gitmesi kanısındayım. Hani aa, yaz yerime perişan, bak baban öldü ya da annen öldü, ben senin için de üzülüyorum, bak ben de seni... Hayır, bence o derece yakın ölenleri varsa bile, ki yani tabii ki o an kendilerini boş veriyorlar, salıyorlar çünkü acıları var, acılarını yaşamak istiyorlar, tamam, ama hani bizler o insanlara hani... Yani birazcık derli toplu saygı, onu demek istiyorum. Tabii herkesin bakış açısı farklı. Hani kimisi yargılayabilir. Aa, şuna bak, fondöten sürmüş. Aa, şuna bak, bilmem ne yapmış. Bu herkesin algı meselesi arkadaşlar. Ben böyle yerlere de derli toplu gidilmesi kanısındayım ve her zaman da bu şekilde gitmeye çalışıyorum. Günlük bir makyaj yaptım. Yani günlük dediğim, fondötenimi sürdüm, uyguladım. Hafif bir maskara ve dudağımda Benefit var. Ya böyle, sonra zaten eve geleceğim. Bunları temizleyeceğim. Genel bir duş yapacağım. Saçımı başımı yıkayacağım. Ya dinlenirim. Aslında bugün güneşlenmek istiyorum biraz balkonda. Ya da akşam üzeri bir yerlere çıkabilirim. Düğüne gelince nereden nereye atlıyorum, konudan konuya. Düğün, herkes keyfi yerindeydi. Mutluydu. Her şey güzeldi. Fakat salon çok sıcaktı. Çok sıcaktı ve ben uzun zamandır, eskiden sürekli düğünlere giden ben, uzun zamandır düğünlere gitmediğim için çok gürültülü buldum. Veyahut da müzik grubunu gürültülü buldum. Aslında müzik grubu iyiydi, beğendim. Onlar mesela konser için falan ideal, bir saatlik dinlenebilir, ama
rock müzik gruplarıydı. Rock çalıyorlardı. Tabii kimse bunun farkında değil. Dinliyoruz ama ne dinliyoruz? Rock, yani tarzları heavy metal, rock tarzında müziklerdi. Ben 6-7 saat rock müzik çekemiyorum. Zaten sesin kalitesi de düşüktü. Hani sesin kalitesi iyi olmadığı için o tıslamalar, baslar beynimi, kulaklarımı uğuldattı. Ve şu anda hafiften bir baş ağrım var. Birazdan evden çıkacağım. Ya sadece maskaram hakkında konuşmak isterken nereden nereye geldim. Arkadaşlar, maskarayı ben anlayamadım. Çünkü dünkü yaptığım smokey eye makyajından sonra hani zaten dağılmıştı. Hava sıcaktı. Kontrol edemedim. Bir tuvalete gittiğimde gözlerime baktım ama maskara mıydı yoksa sürdüğüm eyeliner miydi? Hangisi akmıştı onu bilemiyorum ama hani böyle pul pul, topak topak, hani toz toz dökülen bir şey görmedim. Çıkarması da kolaydı. En azından Maybelline'in maskarasından daha iyiydi. Ya bu kadar arkadaşlar. Umuyorum ki kedim şu anda burada. Ya bilemiyorum. Sadece maskarayı size göstermek istedim ve sonra ne yapıp ne ettiğimi anlatmak istedim. Videoyu kapatmak için bunu yapmak istedim. Bu kadar. Bir dahaki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ha, bu arada beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Özellikle beni yakından tanıyan insanlar, lütfen, lütfen, lütfen takip edin ve beğenmeyi, basmayı unutmayın.